Hoş geldin Savaş. Süreyya nerede? Ben erken çıktım. Ben çıkarken odasındaydı. Ama benden sonra çok fazla kaldığını sanmıyorum. Sabahki Emir Vaki'den hiç hoşnut değildi. Ama evden çıkması ve takıntılarından kurtulması için doğru hareketti. Ayşe'nin sabahki ziyareti için ne düşünüyorsun? Sen ne düşünüyorsun? Onu hemen affetmeyeceğini biliyorum. Onu sana bir kez güvenmedi diye çok pişman edeceksin. Ve kendi gözlerine değil, bundan sonra daima sana inanacak. Hedefin bu. Doğru yolda, doğru hedef. Zavallı kız. Aşkını kendi hatası yüzünden kaybetmiş, her kadın kadar çıldırmış vaziyette. Yani o kadar çaresiz ki, benden bile medet umuyor. Kendine olan öfkesi, Atıf'a olan öfkesinden çok daha büyük. Çırpınışları ve acısını görüp etkilenmemek mümkün değil. Ben de en az senin kadar etkilendim Savaş. Ama benim tanıdığım Savaş kazandığı zaferi gözlerinin içi gülerek kutlardı. Ayşen ayaklarına kapanmaya hazır. Hani nerede zafer çığlıkları Savaş? Daha dur bakalım anne. Zafer yolu uzun. Şimdi sadece yola yeniden çıkıyoruz. Ben senin annenim. Sen ne söylersen söyle, senin aklından geçenleri gözlerinde görüyorum ben. Ayşe'nin çektiği acı sana zafer çığlıkları attırmıyor. Çünkü sen ona aşık oldun. Ve kazanacağın zaferden korkuyorsun. Madem her şeyi gözlerimde görüyorsun anne, o zaman gözlerime iyi bak. Ben bu yola aşık olmak için çıkmadım. Savaş, kimse yola aşık olmak için çıkmaz oğlum. Aşk seni yolda bulur. Zavallı kız. Aşkını kendi hatası yüzünden kaybetmiş, her kadın kadar çıldırmış vaziyette. Yani o kadar çaresiz ki, benden bile medet umuyor. Benim tanıdığım Savaş, kazandığı zaferi gözlerinin içi gülerek kutlardı. Ayşen ayaklarına kapanmaya hazır. Hani nerede zafer çığlıkları Savaş? Ayşe'nin çektiği acı sana zafer çığlıkları attırmıyor. Çünkü sen ona aşık oldun. Kazanacağın zaferden korkuyorsun. Korka korka kazanacağım o zaferi. Savaş. Her şeyi biliyordun değil mi? İmalarınla benimle alay ediyordun öyle mi? He? Sadece Feride'ye söylediğim için dua edin. Ailemizi parçalayamayacaksın. Feride'yi bizden kopartamayacaksın rezil herif. Ya ne yapıyorsun? Feride konuşalım seninle. Ben sana söyleyeceğim her şeyi evden çıkmadan önce söyledim baba. Feride beni çok üzüyorsun. Ama sonunda her şeyi anlayacağına eminim. Atıf'la yüzleştim Savaş. Bana her şeyi tek başına yaptığını anlattı. Kovdum onu evden. Beni tuzağa düşürüp ikimizi ayırıp hıncını aldı.
Ama ben ne yaparsam yapayım ondan hıncımı alamayacağım. Tek tesellim onu bir daha görmeyecek olmam. Kendini teselli edebildin demek. Sevindim. Burada oturup seninle konuşmak için cesaret toplamaya çalışıyordum. Şimdi yanımdasın. Karşımda duruyorsun. Yüzüme bakmıyorsun. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum Savaş. Söyleyecek pek bir şey de yok aslında. Savaş, ben çok pişmanım. Sana inanmadığım için, güvenmediğim için özür dilerim. Sana ihtiyacım var Savaş. Ayşen, beni zorlama. Kalbini daha fazla kırmak istemiyorum. Ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyorum. Bu buz gibi halin kendine biçtiğin bir rol sadece. Ben sana inanmadığım için sen de benim pişmanlığıma inanmıyorsun. Benden öcü almak istiyorsun. Tamam, ne istiyorsan yap. Ama ben pes etmeyeceğim Savaş. Senin bu gece yapacak daha önemli şeylerin yok mu? Feride'yi avutmak ya da ne bileyim, Atabey hastalandı diye başında beklemek gibi falan. Savaş, benim... Senin ilk derdin her zaman onlardı Ayşen, değil mi? Katipoğlu'nun sorunları her zaman bizden önce gelmedi mi? Şimdi git onlarla ilgilen. Git çünkü bizim için yapabilecek başka hiçbir şeyin yok. En azından onlar için bir şeyler yapabilirsin. Savaş lütfen dur, gitme lütfen. Gitme. Atıf gitti. Feride de gitti. Feride beni artık hiç sevmiyor. Benden nefret ediyor. Nedenini bile bilmiyorum. Yalının üzerinde sanki kocaman bir kara bulut var. Sanki sürekli üzerimize keder ve kin ve öfke yağıyor Savaş. Mutsuzluktan, üzüntüden boğuluyorum. O tuzağa düştüm. Geceden beri boğuluyorum. Nefes alamıyorum. Lütfen yanımda ol. Nefes alabilmem için yardım et bana lütfen. Beni yalnız bırak Savaş. Ayşen. Gittiğinden. Tamam. Yarın konuşuruz. Hayır, şimdi konuşalım. Bir dakika bile kaybetmeden konuşalım lütfen. Lütfen. Senin karşında böyle güçlü durmaya çalışırken kalbimin nasıl acı çektiğini gör. Bırakma beni. Yarın konuşalım Ayşen.